Merhaba Singer TV seyircileri. Bugün sizin için çok şık bir yastık tasarlayacağım. Ama bu yastık dikdörtgen olacak. Bir de bu yastık dekoratif yastık esasında. Üzeri biraz değişik objelerle süslenecek. Bu değişik obje ne? Bakın, azıcık tüyo vereyim size. Acaba bu neye benziyor? Evet, bir kelebeğin gövdesi. Ama bu kelebeğe kanatlar lazım tabii. O kanatlar için böyle bir kurdale kullanacağım. Zeminim pembe renk olacak. Çok şık bir ipek kumaş kullanıyorum. Kelebeğin gövdesi için birazcık keçiye ihtiyacım var. Elbette ki ipe, makasa ve olmazsa olmaz dikiş makinama ihtiyacım var. Şimdi ne yapalım? Önce bitkiden başlayalım. Evet, yastık için bize ölçüleri veriyorum ne gerekiyor diye. Kumaşımızı 50'ye 60'tan kesiyoruz. Çünkü bu bir dikdörtgen yastık. Şöyle görebiliriz, bitmişi böyle olacak. Ve ben bunun üzerine kelebek objeleri yerleştireceğim. Şimdi bu kelebek için de nasıl bir çalışma yapacağım onu bir görelim. Bir tanesi 18 santimden. Şöyle ölçüyoruz hemen. Şu taraftan ölçeyim. 18 santimden hemen çiziyoruz. Diğeri de 14 santimden. İki tane kurdale parçasına ihtiyacım var benim. Evet, şöyle işaretleri koydum. Koyduktan sonra kesiyorum. Ben 6 tane kelebek yapmayı planladım. Siz daha sık, daha seyrek yapabilirsiniz. Bu tamamıyla arzuya kalmış bir şey. İki tane şunu yapıyorum. Bir de az önce gösterdiğim gibi bu şekilde kelebeğin gövdesini yapıyorum. Bunu biz size sosyal medyada paylaşacağız. Sitemize girdiğinizde bunları göreceksiniz. Üzerinden kalıp çıkararak siz de kesebilirsiniz. Biliyorsunuz keçeden yapılıyor. Ben de bunu tabii yine pratikten yapıyorum. Şöyle aynı boy olmasını ya da büyük küçük hiç fark etmez hangi boy olursa olsun nasıl yapacağız diye sormak isterseniz bakın hemen yapıyorum. Şunlar. Bunun için şöyle bir makas gerekiyor. Ucu kıvrık. Singer'in bizim çok şık makaslarımız var. Bayilerimizden bunları bulabilirsiniz rahatlıkla. Ucuna kadar keser. Ta şu en uç kısma kadar keser. O yüzden muhteşemdir ve rahat çalışmanızı sağlarlar. Şöyle kesiyoruz ve bunu çıkarıyoruz. Bakın. Önce şöyle bir şey oluyor. Sonra şu tarafı daha kalın. Şurası daha kalın, aşağısı daha ince. İki taraftan boynuzlarını yapıyoruz. Bu boynuzu yaptıktan sonra makasımı çeviriyorum. Çevirdim. Kafasını yapacağım. Kafa nasıldı? Şurada görüyoruz zaten. Hemen göstereyim. Yuvarlak. Bu yuvarlağı yapacağım. Yaptım. Bir tarafı yapıyorum. Sonra gövdenin üst kısmı. Sonra da aşağıya kuyruğa kadar olan kısım. Şimdi bakın bir taraf kesildi zaten. Bu tarafa öbür tarafı da uydurma kaydı ile öbür tarafı da keselim. Hiç de gördüğünüz gibi çok zor değilmiş değil mi? Yeter ki yapmak isteyelim. Şöyle ve şuradan da yuvarlağı kestik mi? Buyurun ikinci bir. Kelebeğim, şurasını da keseyim, düzgün çıksın biraz daha. İşte ikinci bir kelebeğimin gövdesi yine oldu. Ama tabii burada bana bu makas çok fayda veriyor değerli seyircilerimiz. Lütfen böyle bir makasınız olsun. Evet, kelebeklerimizin gövdeleri hazır ama bunlara kanat lazım demiştim ya, dekoratif yastık olacak. Onun için kanatları yapmak için bana makine lazım. Şimdi makinede kanatlar nasıl çalışılıyormuş görelim bakalım. Demin de söylemiştim. Bir tane 14 santimden, bir tane de 18 santimden kurdaleden parçalar kestim. Gri kurdaleden. Şimdi bunu ne yapıyorum? Bakın şöyle katlıyorum ve yarım santim üst üste getirip bir tane iğne takıyorum. Şuraya şöyle. Şu hale getirin lütfen. Bunu da yine öyle üst üste getiriyoruz. Buna da bir tane iğne takıyoruz. Sonra hemen makinenin altına vereceğiz. Burada bir düz dikiş yapacağım. Tam ortaya getiriyorum. Biraz dışarıdan başlıyorum.
düz dikiş yapıyorum. İğnemi çıkarıyorum. Üst üste gelecek, ona dikkat edelim lütfen. Hemen peşinden diğerini de ekleyeceğim. Altına koyuyorum gördüğünüz gibi. Şöyle tam dibine doğru yerleştireyim. Evet. Evet. Şu şekilde dikmiş oldum. Sonra alt ipliğini buluyorum. Alt ipliği bulmak için şöyle iğneyle ayırabiliriz. Ayırdık. Ve burayı büzüyorum. Sıkı sıkı büzüyorum. İyice. Yavaş yavaş kelebeğin kanatları ortaya çıkar gibi oldu. Hemen öbür tarafı da yine ipini alıyorum. Alt ipliği çekeceğiz. Eğer üst ipliği çekersek biliyorsunuz büzgü teli yapma şansım olmaz. Bunları çektikten sonra yapacağımız çok önemli bir şey var. Alt ve üst ipliği bağlamak. Eğer bağlamazsanız sökülür. Bağladık, kör düğüm yaptık ve hemen dibinden şöyle kestik. Yukarıdakini de yine iyice sıkıyorum ve onu da bağlayacağım. Biraz meşakkatli bir iş ama çok zevkli, çok güzel. Evet, bağladım. Onu da kestim. Şöyle şurada göstermek istedim. Şu şekilde. Üstüne bu sefer o kestiğim kelebeği koyacağım. Ve tek seferde makinesini çekeceğim. Bu şekilde benim kelebeklerim olacak. Bir sürü bir sürü. Şimdi ben kelebeklerimi çalışıyorum. Evet, kelebekleri sizin için yapacağım demiştim. 4 tanesini yaptım. 5.'yi şöyle tam ortasından makineme yerleştiriyorum. Büzgülü kısımdan aşağıya doğru sadece bir makine çekiyorum. Çıkarıyorum. Şöyle sabitlendi. Hemen ince ucu kıvrık zinger makasımla, nakış makasımla kesiyorum. Çünkü bunları istemiyoruz. Şu hale geliyor. Şöyle çevirdiğimde bakın bu tarafta böyle. Böylece kelebeğim hazır. Şimdi hatırlayın dikdörtgen bir yastık yapacağım demiştim. Yastığımın büyüklüğü bu. Şurası dikiş payı. Şöyle baktığım zaman nasıl yerleştirebilirimi düşünüyorum. Evet. Böyle yerleşebilir. Şu biraz yukarıda, şu biraz aşağıda, şu ikisi de tepede. Çok da şık oldu bence. O vakit hemen iğnelerimi alıyorum. Şunlar şöyle biraz hareketli olsun. Yerlerine iğneliyorum. Çünkü yeniden bunları sabitlemek için makine çekeceğim. Bu da şöyle. Şu araya alalım biraz. Çünkü buradan makine çekeceğim için. Ölçerek de çalışabiliriz sevgili seyirciler. Benim gözüm biraz ölçü gibi. Yılların tecrübesi var tabii. Siz de takdir edersiniz ki. Sonuçta şöyle bir şey olacak. Bahar geliyor ya. Tasarımınız, kelebekli tasarımınız böyle olsun. Ama siz tabii istediğiniz renklerde kullanabilirsiniz. Ben gri pembe tercih ettim. Sizler mavi pembe tercih edebilirsiniz. Sonsuz malum. Zevkler ve renkler tartışılmıyor. Şunu tutturmuşum. Onu bir düzelteyim. Evet, düzelttim, kontrol ettim. Şimdi hemen makinemin altına koyuyorum. Bu
ve dikkatli bir şekilde alttan ya da üstten, hiç fark etmez, kelebeğin kuyruğundan ya da kafasından nereden isterseniz başlayın. Sadece lütfen ama lütfen sağlam dikiş yapmayı unutmayın. Yani geri dikiş. Neden? Çünkü kullanacaksınız, yıkayacaksınız, sökülmesin. Sökülmesini istemiyorum. Evet, bir sonraki. Yeri hemen burasıydı. Şöyle ipimi mutlaka arkaya alıyorum. Bu bir kural biliyorsunuz. Burada da hafif geri dikiş yapıyorum. Sonra ileriye doğru alıyorum. Kafa kısmına gelince yine şöyle. Evet, sağlam dikişimi yapıyorum. Her işimi bitirdiğimde mutlaka orayı temizliyorum. İki tanesini tutturduk. Şimdi sıra üçüncüde. Hepsi aynı sistem, aynı usul. Şöyle dikkat edelim düzgün olmasına. Evet, sağlam dikişimi yine yaptım. Sağlam dikişsiz kelebeklerimi monte etmemeye çalışıyorum. Fazlalıkları kesiyorum. Şurada hemen şöyle bir dikiş yapmak istiyorum. Evet, yine sağlam dikiş. Hemen temizliyoruz. Toplu iğnemi de çıkarıyorum. Ve de sonuncumuz. Sizin de fark ettiğiniz gibi esasında biz kelebekleri istediğimiz boyutta hazırlayabiliriz. Biliyorsunuz bu kurdalelerin istediğimiz renkte, istediğimiz ende olanları mevcut. Ben böyle tercih ettim ama siz daha küçük kelebekler, daha büyük kelebekler yapabilirsiniz. Tamamıyla arzunuza kalmış. Bunu da bitirdik. Hemen kesiyoruz. Şimdi şöyle arkasını çeviriyorum. Gördüğünüz gibi arkada da bir temizlik işlemim var. Onları da temizliyorum. Hemen kesiyorum. Evet, temizlendi. Şimdi makinama pembe renk iplik geçireceğim. Onu yapıyorum. Evet, makinamızın ipini geçirdik. Pembe renk çünkü yastığımı dikeceğim. Ama biliyorsunuz ara ütüsü yapmadan bu iş olmuyor. Önce ütü, her zaman ütü. Benim ütüm çok kıymetli. Çünkü neden? Altı da ısınıyor. Hem alt hem üst ısıtınca tabii ki o ütü mükemmel oluyor açıkçası. Hemen deneyelim ve biz de görelim. Gördüğünüz gibi güzellik içinde bu buhar işimize yarayacaktır. Ama önce kumaşımın güzelliği gerekiyor bana. Sıkı sıkı ara ütülerimi yapıyorum. Buradaki izlerimi de. Söylemiştim size, bu bir ipek kumaş. İpek kumaşı ütülemek çok zor. Eğer böyle bir ütü tahtanız varsa, bu da bizim Singer'in, Singer'e ait bir ütü tahtası. Eğer böyle bir ütü tahtası kullanmak isterseniz, sosyal medyadan yani sitemizden bize ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi kenarlarını dikmek için makinenin başına geçebilirim. Evet sevgili seyirciler, ütümüzü yaptık misler gibi. Şimdi şu burası çift kat ama burası tek kat. Oraya biz ev tipi sürfüle yapmak istiyorum. Çünkü
İşimizin dışı ne kadar temizse içi de o kadar temiz olmalı. Şöyle, iğnenin bir ucu boşlukta, bir ucu kumaşta olmak kaydı ile sürfilemi yapıyorum. Hemen şu çıkana bir bakarsak, gördüğünüz gibi pırıl pırıl, tertemiz ev tipi sürfilem. Evet, muntazam bir şekilde sonuna kadar şuradaki iğnemizi de alalım. Evet. Yine makinamızı şöyle keselim. Bunu arkaya koyalım. Şuralara toplu iğneler koyalım. Ucuna kadar muntazam bir şekilde. Biçkimizi çok güzel yapmıştık. Çok iyi biçki yaptığımız için dikişimiz de düzgün olacak. Düzgün biçki, düzgün ürün. Bunu hiç unutmuyoruz. Şimdi şunu da keselim. Evet, şimdi gördüğünüz gibi makinesini çekmeye çalışacağım. Yarım santimden bir makine ayağından geliyoruz. Düz dikişimizi seçiyoruz. Evet. Sağlam dikiş yapıyoruz. Muntazam bir şekilde. Sırası geldikçe iğnelerimizi çıkarıyoruz. Yarım santim kalana kadar, yine bir makine ayağı kalana kadar makinesini çekiyoruz. İğne altta pozisyonu seçiyorum makinamdan. İğnem altta kalıyor. Muntazam bir şekilde yine paralel. Evet, temizliyoruz. Ve çeviriyoruz. Hemen elimizi içeri sokalım. Şu uç kısımlarını evvela şöyle üçgen keselim. Evet. Şu şekilde. Şu ucu da çıkaralım. Evet. Böylece yastığımız, dekoratif yastığımız bitti. Şimdi ne yapacağız? İçine boncuk elyaf dolduracağız. Evet sevgili seyircilerimiz, yastığımız bitti. Bıraksam kanatlanıp uçacak gibi. Çok enerjik oldu, enerjisi bol oldu. Ben şimdi sizden de rica ediyorum. Değişik renklerde bir sürü yastıklar yapın. Facebook sayfamızda paylaşın. Ben de size dikiş setleri yollayayım. Hoşçakalın.